Merhaba arkadaşlar, Meri 17.12 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzelim sukulentlerimi göstermek istiyorum. Aralarında maalesef donanlar da var. Onları da göstereceğim size, donmuş hallerini nasıl. İnanın o kadar üzüldüm ki, yani şaşırdım. Sabah kalktım geldim, bir baktım oh my god dedim, ama yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Yani bir emek. Bakın, donmayanlar. Bunlar camın önündeydi. Mutfak camının önüne koymuştum. Bunlarda bir şey yok. Bunları yeni almıştım zaten toprağa da. Bilinçli olarak kışın burası çok soğuk olduğu için bakın kıpırdıyor. Aynen bir şey yok. Daha ekim yapmamıştım. Sadece ilaçlamıştım. Öyle de bırakmıştım. Bakın ortasından bayağı büyümeye başlamış. Buraya gelelim. Bu maalesef bakın yapraklar nasıl dökülüyor. Hiç dokunmayayım en iyisi. Bakalım ne olacak. Şurası. Bakın buralar sepsert. Bakın. Ve gelelim size acı bölüme. Yani gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Bakar mısınız? Buz gibi. Buz olmuş resmen. Elimde donuyor bu arada. Bayağı bir soğuk çünkü. Bakın şuna bakın. Taş gibi, bildiğiniz taş. Yani şöyle göstereyim size. Opalina, bu anaç bir opalinaydı. Bir seneden fazla bendeydi. Bayağı da güzel büyüyordu. Bakar mısınız kökündeki şeye bakın. Yapraklar gitmiş. Şurada peki kökte sıkıntı var mı? Ona bakalım bir. Şöyle. Ne bileyim, bilemedim. Kamp ateşi. Yani yaprakları sepsert. Şu o da aynı, kıpırdamıyor bile. Tüh. Yani bakalım bu Agavoides. Agavoides de aynı. Donmuş, bildiğiniz donmuş arkadaşlar. Bakın renginden de belli zaten. Yani şurada küçükler kalmış. Onlara bir şey olmamış. Bu pink trumpet dedikleri. Bu da bayağı büyümüştü. Anaç olmuştu. O da gitmiş. Maalesef o da gitmiş. Buradan hatta geçen ablama vermiştim giderkine. Bu da gitmiş. Donmuş yani bayağı. Ay bakın. Kıpırdatamıyorum bile. Yani öyle öyle böyle değil. Anlatamam size. O da gitmiş. Şunlar. Şunlar biraz canlı gibi sanki ama. Bilemedim. Hayret, sedumlar aslında çok dayanıklıdır. Bakın orada bir tane kalmış sanki. Bakın, bak, bakın. Bu kalmış orada, o canlı. Burada Echeveria Douglas vardı. Maalesef haline bakın. Yani evet, sardım mı derseniz sardım. Aa, burada Pulminata vardı. Bakalım Pulminata'ya, yapraklarına. O da taş gibi. Bakın orada babysini büyütüyordu, bir de garibim. Yani inanın üzüldüm. Springtime. Onist, onu da geçelim. Burada Cubic Frost. Cubic Frost iyi gibi. O güzel gibi. Onda canlılık var. Burada kalpli yapraklım vardı. Çok da severdim ben bu. Şu kalpli yapraklı yok. O da gitmiş. Buz çiçeğim. Buz çiçeğim olmuş buz. Yani. Aa, bakın. Bakın. Bu mosmor oluyordu arkadaşlar kışın. Bakar mısınız? Kocaman da saksı olmuştu. Bunlardan hep geçen ablama vermiştim. Gitmiş. Bakalım buraya hovartıya. Bu tarafı zaten pek şey vurmuyor. Ama bakın. Bunlar hep böyle taş gibiler. Belki bunun kökü sağlam ama. Ona bir şey olmamış sanırım. Şunlara bakın. Takır takır. Bakar mısınız? Sardunyalar. Hep bunlar boyunlarını bükmüşler ama bilemedim ki. Bilemedim ki. Olabilir de olmayabilir ama parlak parlak. Şunlar. Şu iyi. Bu iyi. Şöyle gidelim. Bir sağlam herhalde Cubic Frost var sanırım. Orikulam maalesef. O da gitmiş. Bakalım bu. Hayret. Yakup kolyesi duruyor. Bakın toprağın da bayağı kuru yani. Gerçekten kuru. Şuna bakalım retro bir.
O da donmuş. O da gitmiş. Bunlar aşağıdaydı arkadaşlar. Özellikle bunu söyleyeyim. Bu tarafı, şu yani şu bölümü, şu bölümü, şu tarafı. Bunları indirebilmiştim de şunları indirememiştim yalnız. Onlar yukarıda kalmıştı. Şu bölümü almıştım aşağıya. İndiremediğim için de. İndirdiğim yer de şurası. Şurayı şöyle göstereyim. Buranın zemini tahta. Tahta yaptık. Burada koymuştum. Üzerlerini de buranın örtmüştüm polarla. Ama bunlara bir şey olmamış. Şimdi sıf hava alsınlar diye çıkardım. Gördüğünüz gibi toprak kupkuru. Bayağı bir şekilde. Bu zaten böyle hep taş gibiydi. Şurada şu saksım var. Bunlara da bir şey olmamış Allah'tan. Yani. Bakın Alfred. Alfred diyorum. Neydi bunun adı? Yani neyse geçelim. İsimlere takılmayalım bugün. Çünkü gerçekten çok moralim bozuldu. Şöyle göstereyim. Bunlar aşağıdaydı. Bunlara sıkıntı olmamış. Şunu göstereyim size. Bakın dolanın güzelliğine. Bunlara hiçbir şey olmamış. Sadece şurada bir tane kamp ateşine olduysa olmuş. Bunu da geçen gün kırılmıştı. Koyduydum. Dedim belki köklenirse işte dikerim diye. Bakar mısınız? Hepsi gitmiş. O kalmış. İlginç olan bakın arkadaşlar. Şurada benim cam önündekiler var. Cam önündekini şöyle yakınlaştıracağım ve göstereceğim size. İnanın cesaret edip oraya bakamıyorum. Çünkü korkuyorum bunlar da mı donlu acaba diye. Çünkü orada hiçbir şey yapmadım. Ne üzerlerini örtebildim camın önü olduğu için. Alamıyorum da ben o saksıları oradan. Öylece bırakmıştım. Yani. Gerçekten moralim çok bozuldu. Bakın. Bakamıyorum oraya bakmadım daha. Ne durumda orası hiçbir fikrim yok. Bakmak da istemiyorum zaten. Yani buradaki manzara beni öldürdü. Bekçiciğim de burada duruyor. Bekçim de donmuş. Allah'ım. Ama bakar mısınız? Kocaman olmuştu ya. Kocaman da bu ya. Yani bunlar şu benim 2 yıldan beri baktıklarımdı. Bakar mısınız? Ama öyle taş gibi olmuş ki elleyemiyorum yani. Şu sibmoldilere bir şey olmuyor. Onlar tekrar geliyor. Bakın aşağıda da sardunyalar var. Çiçek de gitmiş maalesef. Böyle. Bakın burada babyler varmış. Babyler canlı duruyor. Şunlar. Buradan buranın altında bir şey var mıymış? Sedonlar varmış. Bakın. Yani yapacak bir şey yok tabii ki. Buna ne seviyordum ben ya. Bunu ben ne seviyordum ya. Bakar mısınız ya. Üf. Vallahi gitti yani. Moralim falan kalmadı bugün benim. Şöyle çiçeklerin donmuş hallerini gösteriyorum. Donmamış hallerini de gördünüz. Durumlar böyle. Aloe vera'ya bir şey olmamış. Buna da bir şey olmamış. Şuna da bir şey olmamış. Bunlar sağlam çünkü bu tarafa vurmuyor. Burada bir şey vardı. Kurdele çiçeği. O da gitmiş. Bakalım. Şurada. Yani. Şurada bir tane hovartya vardı. Acaba mı? Acaba bilemedim. Bilemedim onu da. Şu sağlam. Kıpırdıyor çünkü. Kıpırdadığı zaman tamamdır. Ama bunlar taş gibi. Bunlar taş. Böyle durumlarda ne yapılır? Pek bir fikrim yok. Ama şu pulvinataya bakar mısınız ya? Boynunu da bükmüş garibim oraya. Bakalım. Yani bilmiyorum ki. Böyle durumda ne yapılır? Ben kendi tecrübelerimi söyleyeyim. Bugün ayın 15'i, 15 Aralık. 15 Aralık. Bu akşam atacağım ben bu videoyu. Sabah saat 10.30-11 gibi falan. Bunlara ne yapılır arkadaşlar? Bunları böyle bırakacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Bakalım havalar ısındığı zaman durumu zaten tam ortaya çıkacak. Bir aklım diye akşam yine şuraya al. Bilmiyorum. Alsam mı almasam mı emin değilim. Şunlar kesinlikle alacağım. Camın önündekiler kesinlikle o şekilde kalacaklar. Yapacak bir şey yok. Zaten şöyle bir deyim de vardır Almanlarda. Ben Türk deyimlerini pek bilmiyorum. Bilemiyorum yani öyle söyleyeyim. Burada doğduğunuz için ne kadar da olsa Alman kültürünü alıyorsunuz. Şöyle deyim vardır Almanlarda.
Ceviz çok olduğu sene kışında çok ağır geçermiş yani öyle söylerler. Ondan gördüğünüz gibi benim kışta hepsini dondurdu. Yani bayağı da iyi gitmiştik. Arkadaşlar sarıyorlardı, görüyordum ama ben de sardım bunları. Ama bu zamana kadar hiçbir şey olmamıştı. Bakar mısınız? Erik ağacı bile o kadar canlıydı ki. Ama bugün artık o da bitirmiş yani. O da yaprakları gitmiş. Şurada sardunyam var. Oralara pek vurmamış. Şurada hatta yine bir grapto türüm var. O da canlı. Buradakilerin hepsi canlı kaktüsler. Buraya da pek gelmemiş sanırım. Bunları hiç sulamıyorum ben. Hiçbirini sulamıyorum. Böyle arkadaşlar. Bugünlük videomuzda böyle donmuş videolarla olsun. Lütfen abone olarak izlerseniz de beni desteklemiş olursunuz. Çok da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.